Ekranda maddenin farklı hallerini gösteren bir çizim var. Bu çizimleri partikül modeli ya da şeması adı verilen bir yöntemle yaptık. İki boyutlu partikül modellerini maddenin içinde moleküler seviyede neler olup bittiğini gözümüzün önüne getirmek için kullanırız. Çizimlerdeki daireler bir iyonu, molekülü ya da atomu temsil ediyorlar ve bize aralarındaki etkileşimin neye benzediğini gösteriyorlar. Bu etkileşimler de maddenin hangi halde olduğunu belirliyor. Hadi bakalım. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun. Çizimleri dikkatlice inceleyin ve hangisinin maddenin katı, hangisinin sıvı ve hangisinin gaz halini temsil ettiğini bulmaya çalışın. Birlikte yapalım mı? Bazılarının ne olduğunu belirlemenin hiç de zor olmadığını biliyorum. Örneğin bu dairelerin iyonları temsil ettiğini düşünürsek bu iyonik bir katıdır. Bu daireler kovalent bağ yapmış atomları temsil ediyorsa bunun A örgülü bir kovalent katı olduğunu söyleyebiliriz. Benzer şekilde dairelerin molekülleri temsil ettiğini düşünürsek de moleküller arası çekim sebebiyle bu şekilde düzenlenmiş olmaları bize bunun moleküler bir katı olduğunu gösterir. Bunların metal atomları olduğunu düşünürsek bu şekilde düzenlendiklerinde değerlik elektronlarını paylaştıklarına göre bu katı bir metal olmalı. Ne şekilde düşünürseniz düşünün. Bunun bir katı olduğu kesin. Katı halle ilgili önemli noktalar neler? Öncelikle katılar içinde bulundukları kabın şeklini almazlar. Bu moleküller ya da partiküller diyelim, birbirleri üzerinden kayıp kabın şekline bürünemezler. Bunun sıvıların bir özelliği olduğunu da hemen ekleyeyim. Ayrıca partiküller arasındaki çekim kuvvetlerine karşı gelemedikleri de bir gerçek katılardaki partiküller gazlarda olduğu gibi istedikleri gibi hareket edemezler öyle değil mi evet bu kesinlikle katı buraya gelelim partiküllerin kabın şeklini aldıklarını söyleyebiliriz bakın birbirleri üzerinden kaymışlar yine de partiküller arasında birbirlerinden tam olarak ayrılmalarına engel olan bir kuvvet var bu yüzden bu da bir sıvı gelelim buna daireler Bunların ister iyon ister molekül olduklarını düşünün. Partiküller arası kuvvetlere karşı geliyorlar ve burada gördüğünüz gibi her yere dağılarak içinde bulundukları kabın tam şeklini alıyorlar. Evet, bu da bir gaz. Peki ya bu? İçinde bulunduğu kabın şeklini almadığı için bir katıya benziyor. Ama partiküller sıvılarda olduğu gibi çok daha düzgün bir şekilde dizilmemişler. Bu partiküller her ne kadar düzgün bir dizilime sahip olmasalar da birbirleri üzerinden kayarak içinde bulundukları kabın şeklini alamıyorlar. Bu yüzden bu da bir katı, şekilsiz, başka bir deyişle amorf bir katı. Buradaki gibi düzgün kristal bir yapısı yok. Amorf katılara örnek vermemi isterseniz esneyebilen ya da uzayabilen katılar amorf katılardır. Doğal kauçuğu düşünelim. Bir parçasını bu şekilde iki ucundan çekerseniz böyle bir şekil alacaktır. Bıraktığınızda ise eski haline ya da eski haline yakın bir hale dönecektir. Bunu yapabilmesini sağlayan şey doğal kauçuğun polimerlerden oluşmasıdır. Polimer nedir diyecek olursanız hemen onu da açıklayayım. Ekranda doğal kauçuğun moleküler yapısı var. Hidrojenlerle bağ yapmış bir karbon zinciri. Buraya çizmeye çalışacağım. Evet, hidrojenlerle bağ yapmış uzun karbon zinciri demiştim. Bunlar doğal kauçuk söz konusu olduğunda bu şekilde iç içe geçmişlerdir. Bu yüzden de amorf bir katı elde ederiz. Buradaki ile aynı yapıda olmayabilir. Böyle iç içe geçmiş zincirler düşünmeniz lazım. Bu zincirler iki ucundan çektiğinizde uzayabilir. Bıraktığınızda da eski hallerine yakın bir hale geri dönerler. Kauçuk tabii ki tek polimer değil, etrafınızdaki plastikler de polimer. Aralarından birkaçı oldukça amorf, birkaçı da kristal yapıdayken çoğu yarı kristal yani hem amorf hem de kristal katıların özelliklerine sahiptir.